Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. İki gündür video çekemiyorum. Biraz rahatsızım. Ne olduğunu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Üstümde öyle bir yorgunluk var. İster bahar yorgunluğu din ister şehrimiz aşırı derece Kayseri aşırı derece rüzgar, fırtına, yorucu bir hava vardı üzerimize bir ağırlık çöktü sanırsam arkadaşlar. Şimdi bunun modelini bir arkadaşımız değil, 3 kişi göndermişti bana Messenger ve sayfamızdan. 4 kişi de olabilir. İsimlerini unuttum. Affılarına sığınıyorum. Böyle almıştım modeli. Şimdi anlatımını yapacağım. Orta göbeğinde halka serim halka kullandım arkadaşlar. Serim halka bu 4 milimlik bir serim halka. 4 milimlik Şimdi ipimi aldım, tığıma sabitledim. Tığım 22 numara, ee, kullandığım mor rengim Leylak markası 500 numara. Leylak markası 500 numara. Yeşilim Leylak markası 700 numara. Pembem de Leylak markası 316 numara arkadaşlar. Soran arkadaşlar için içinde kağıtlarını atmamışsam sizlere bilgi veriyorum tığım 22 numara serim halkam 4 milim 4 milim içine girdim ipimi sabitledim serim halkanın önce böyle çiçeklerinizi hazırlayın böyle kalmış iplerden de e, çiçeklerinizi hazırlayıp böyle az az kalmış ipleriniz değerlendirebileceğiniz bir model olabilir arkadaşlar ipimi serim halkaya sabitledim 1 2 3, 4 zincir çektim. Başına iki kez aldım. Biraz dolgulu olsun istiyorum yaprakları. Serim halkanın içine girdim. 2, 2, 2 aldım. <laughs> Başına 2 aldım, girdim. 2, 2, 2 aldım. Bakın 3 trabzanımız oldu başta çektiğimiz zincirle beraber. Başına iki kez aldım, serim halkaya girdim. 2, 2, 2 aldım, çıktım. 4 trabzanım olunca 1 2 3 4 zincir çektim serim halkanın içine başına almadan girip kapadım birinci yaprağımı tamamladım şimdi 1 2 3 4 zincir çektim bu birinci trabzanım başına 2 sardım halkaya girdim 2 2 2 aldım başına 2 sardım halkaya girdim 2 2 2 aldım 3 oldu başına 2 sardım halkaya girdim 2 2 2 aldım 4 4 trabzanım olunca 4 zincir çektim bu 5. trabzan olarak başına almadan halkanın içinde sık iğne ile kapadım İkinci yaprağımızı da böylelikle hazırladık arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 2 3 4 zincir çektim başına 2 sardım halkaya girdim 2 2 2 başına iki sardım girdim ikişer ikişer aldım 3 başına iki sardım girdim 2 2 2 4 4 zincir çektim 5 trabzan olarak halkanın içine başına almadan kapadı başa indim 1 2 3 4 zincir çektim başına iki sardım halkaya girdim 2 2 2 çekmiş olduğum zincirle beraber iki trabzanım oldu Başına 2 sarıp tekrar girdim. 2 2 2 aldım. Başına 2 sardım, girdim. 2 2 2. 4 trabzanım oldu. 1 2 3 4 zincir çektim. Halkanın içinde sık iğne ile kapadım. Bu şekilde. 1 2 3 4 zincir çektim. Başına 2 sardım, halkaya girdim. 2 2 2 aldım başına iki sardım halkaya girdim 2 2 2 aldım 3 oldu trabzanın başına iki sarıp girdim ikişer ikişer alıp çıktım 4 oldu şimdi 4 zincir çekiyorum halkanın içine girip sık iğne ile kapatıyorum bir zincir çektim ipimi keseceğim arkadaşlar ipimizi kesiyoruz bu şekilde motiflerinizi önceden hazırlayın. Dediğim gibi hani az kalmış ipleriniz de olabilir. Böylelikle değerlendirmiş olursunuz arkadaşlar. Bu şekilde çiçek motiflerimizi hazır edelim. Bu iki çiçeğin arası istediğiniz arayı verebilirsiniz. Bakın şu iki çiçeğin bu sap kısmı ve çiçeğin başlangıç kısmı İstediğiniz arayı verebilirsiniz arkadaşlar. Ben 5 tane tığ battısı arası vermişim. Sizler bunu 6 da yapabilir, 7 de yapabilirsiniz. Şimdi bu çiçeğimizin bittiği noktadan başlıyoruz. İlk başlarken ipimizi tığ battısına sabitleyelim. Tığ battısını yaptıktan sonra. 2 çiçek arası vereceğim arayla başlıyorum ben. 1, 2 zincir çekiyorum. yandaki tığ battıya kapatıyorum 1 2 zincir çektim yandaki tığ battıya kapattım 2 2 zincir çektim yandaki tığ battıya kapattım 3 2 zincir çektim yandaki tığ battıya kapattım 4 2 zincir çekip yandaki tığ battıya kapattım 5 5 kez 2 zincir çekip kapattık 5 kez 2 zincir çekip tığ batsına kapattıktan sonra 1 zincir çekiyorum yapmış olduğum motifimi alıyorum. Şimdi şu yaprağın herhangi bir yaprağın arkadaşlar herhangi bir yaprağın şu uç kısmından kameramı sabitlemem gerekiyor. Bakın bir zincir çektim. beş tane tığ battısı üzeri iki zincir battıktan sonra herhangi bir yaprağın şöyle uç kısmından düz yüzü ön yüzüne gelecek şekilde Uç kısmından bir zincirim çekmiş olduğum bir zinciri sabitledim. Tekrar bir zincir çektim. Devamında gelen tığ battığımın içine girdim. Bir zincirimi kapattım. Tekrar bir zincir çektim. Şimdi bu yaprağın bakın şu uç kısmından batıyorum. Aynı yaprağın bu uç kısmından battık. Şimdi de şu uç kısmından bir zincirimi sabitliyorum şöyle. Bu şekilde bir zincirimi buraya sabitliyorum tekrar bir zincir çekiyorum devamında gelen tığ battımın içinde kapatıyorum bu şekilde yaprağımızı çiçeğimizi buraya eklemiş olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi şuradaki 1 2 3 çiçeğimizi ekledik ve yaprağı da kapattık. Şimdi 3 tane tığ battı üstü kapatacağım. 2 zincir çektim. Hemen yandaki tığ battıma girdim, kapadım. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim, kapadım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim, kapadım. 3 oldu. Şimdi bu noktada 3 tane 2 zincir çekip kapattıktan sonra 10 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 8, 9 ve 10. Oya mı döndürdüm ters yüzüne. Şöyle arada bir yaprak bırakıyorum. Yuvaya girip şu iki yaprak arasından yeşil ip ipimin ucunu alıp bu araya 10 zincirimi kapatıyorum. Bakın şöyle arada bir yaprağımız oluyor şu. Şimdi 5 zincir çekiyorum. İpimi arkadan alıp yine orta yuvadan girip şu arada kapatıyorum bu sefer. Orta yuvadan girip tığımı ön yüzeyden çıkarıp ipin ucunu alıp buraya kapatıyorum bu şekilde. Şimdi bir zincir çekiyorum sadece rahat dönmek adına. Döndüm. Şu yaprağımızı ön tarafa şöyle tutalım. Arkadaki köprüye bir sık iğnesiyle giriş yapalım. İki zincir çektim. Başına bir kez aldım yuvaya girdim. İki iki aldım. Başına bir kez aldım yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Başına iki alıp yuvaya girdim. İki, iki, iki aldım. Başına iki aldım, tekrar yuvaya girdim. Önce bir kez aldım, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Son trabzanın arasına girdim, kapadım. Beş tane sık iğnesi yapıyorum. Bir, iki, üç, 4 5 6. sık iğnemi köprünün içine girip tamamlıyorum. 1 sık iğnesi daha yapıyorum köprüye. Şimdi buradaki 10 zincirliye yuvamıza zincirimize bir sık iğnesiyle girdim. 1. Hemen bir sık iğnesi daha yaptım. 2. Bir sık iğnesi daha yaptım. 3. 3 tane sık iğnesi yaptım. 2 zincir çektim. Başına aldım. Yuvaya girdim zincire. 2 2 aldım ilmekleri. Başına bir kez alıp girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2. Başına 2 kez alıp girdim. 2 2 2 aldım. Başına 2 kez alıp tekrar girdim. Şimdi önce bir kez aldım ilmeği. Sonra 2 2 2 aldım. 4 veya 5 zincir çekip son trabzanıma buradaki girdim, kapadım. Şimdi burayı sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi buradaki kalan zincirime giriyorum. Sık iğnesiyle 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnesi yaptım kalan zincirime. Şimdi tığ battısında 7. sık iğnemle bakın aynı tığ battısının içinde 7. sık iğnemle sabitledim. 2 zincir çektim yandaki tığ battıya girip kapattım 1. 2 zincir çektim yandaki tığ battıya girip kapadım 2. 2 zincir çektim yandaki tığ battıya kapadım 3 oldu. 2 zincir çektim kapattım yandakine 4. 2 zincir çektim kapattım yandakine 5. Bu vereceğimiz ara yani benim verdiğim ara. Siz bunu 6 tığ battısı üzeri de yapabilir. 7 de yapabilirsiniz. Ben 5 tane 2 zincir çekip kapattıktan sonra şimdi motifim olsaydı 1 zincir çekip aynı burada motif e, çiçeğin yaprağından eklediğim gibi ekleyecektim. Yine bu işlemle devam edeceğiz arkadaşlar. İstediğiniz arayı verdikten sonra buradaki işlemin aynısıyla devam ediyoruz. İnşallah anlatabildim. Çok güzel çıtır çıtır pıtır pıtır bir oya oldu. Çok da hoş bir oy oldu. Gönderen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Desteklerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi esirgemezseniz sevinirim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar dilerim. Esen kalın.